Arkadaşlar, hepinize iyi akşamlar diliyorum. Bugün anlatmak istediğim konu cezaevi ziyaretleri. Meslekte savunma avukatlığı yaparken eğer ceza hukukuyla ilgileniyorsanız kitaplarda bulamayacağınız şey cezaevi görüşünün nasıl yapılacağı, müvekkile nasıl yaklaşmak gerektiği, tutuklu işlerde avukat olarak neler yapmamız ve müvekkil ziyaretlerinin hangi periyotta yapılması, cezaevinde uygulanması gereken bazı kurallar gibi internet ve kitaplarda benim de eleştirdiğim bir şekilde bulamadığımız bilgiler bunlar. Gizli şeyler değil ama bu konuda deneyimi olan insanların ne yazmaları ne de video çekmemeleri her zaman benim eleştiri konum olmuştur. Bundan yaklaşık 10 yıl önce mesleğe yeni başladığımda bu konuda o kadar çok kitap almama rağmen uygulamayla alakalı bu tür bilgilere hiçbir zaman ulaşamadım. Ve dolayısıyla sahada düşe kalka bazı şeyleri öğrendim. Tabii o noktada yaptığım en önemli şey de hani gördüğüm her şeyin mevzuat temelini araştırmak. Hala da öyle. Çünkü her şeye vakıf olamazsınız. Her şeyi bilemezsiniz. Böyle bir izlenim yaratmak da doğru değil. Uzun vadede sizi her zaman kötü gösterecektir. Her şeyi biliyorum tavrı. O zaman başlayalım. Ben bugün Silivri cezaevinde ziyaret yaptım ve müvekkilim tutuklu. Suç türü hiç önemli değil. Suç türünü, suçlara göre anlatımını daha sonra yaparız. Bu video avukat meslektaşları için veya avukat olacak stajyerler için, vatandaşlar için değil. Avukatlar için olan bu tarz anlatımlar daha teknik, yani işin teorik alt zemini değil, nasılını anlatan türde videolar oluyor. Bu tarz videolara sizin de ihtiyacınız olduğunu görüyorum. Ben de evvelde aynı ihtiyacı, aynı eksikliği çekmiştim. O zaman soru cevaplı gidelim bugün. 1. Müvekkil ziyaret edilmeli mi? Kesinlikle edilmeli. Ama şunu da bilmeliyiz. Avukat psikolog değildir. Psikolojik bir tedavi amacıyla ziyaret yapmıyoruz. Bunun da farkında olmak lazım. Bu noktada okumanızı önerdiğim konu tutsak, tutuklu, özgürlüğünden mahrum kalmış insan psikolojisini okumak lazım veya araştırmak lazım diyeyim. Bunu bilerek gitmek gerekiyor. Çünkü cezaevindeki insanların adaptasyon sürecinde çok fazla agresif olduklarını bilmek gerekiyor. Bu ilk 2 aylık süreç fazla agresif oluyorlar. 2 ay 4 ay arasında bir alışma devresi ve koğuşumu beğendim. Arkadaşlar çok iyi. İşte şunla ilgileniyorum, bununla ilgileniyorum tarzında geçer. İşte 4 aydan sonra artık oraya bir alışma başlamıştır. Meşgale edinme başlamıştır. Gibi daha normalleşmiş bir psikoloji. Bu bir süre normal olarak devam eder ama 1 yılı devirdikten sonra, 2 yılı devirdikten sonra yeni bir agresiflik dönemi başlar insanda. Bunları zaman içerisinde tutukluk psikolojisi, tutuklu yaklaşımı derslerinde işleriz. Bugün müvekkil ziyaret ve cezaevindeki müvekkil ile avukatın ilişkisinden bahsetmek istiyorum. 2. Müvekkil ziyaretine ne görüşülmeli? Arkadaşlar, oradaki bizim hukuk hizmeti verdiğimiz bir kişi ve bizim yeteneklerimize, hukukçuluğumuza güveniyor olması gerekiyor. Böyle bir güven hissetmeyen insanlara hizmet vermeyin. Zorunlu olarak verdikleriniz varsa da bir taneyle, iki taneyle sınırlı kalsın. En nihayetinde hayatımızı geçindiriyoruz bu işle. Bazı dosyalara istemesek de bakma durumumuz olabiliyor mesleğin başında. Ama
buna çok takılmayın. İlerleyen dönemde böyle bir mecburiyetiniz de olmayacak. Tabii işi kuralına uygun olarak yapınca. Müvekkil ziyaretine ne görüşülür? Dosya görüşülür. Kısmen sohbet edilir. Ve görüşme mümkün mertebe benim kanaatime göre 20 dakikayla maksimum 40 dakika arasında sürdürülmeli. O 30-40 dakikaya aşan konular artık sizin psikolojik destek olmanız anlamına gelir ve bu sizin uzmanlık alanınız olmadığından ötürü zarar vermeye doğru gider ve hoşnutsuzluk başlar. Çünkü psikolojik destek sizin konunuz değil. Onu siz yapamazsınız. O yüzden değerli arkadaşlar, müvekkiliniz ile aranızdaki ilişki her zaman hukukçu ilişkisi olarak kalmalı. İnsaniyet, insanlık farklı bir şey. Müvekkiliniz ile dost olmak, arkadaş olmak ve buna çalışmak farklı bir şey. Ve bu yanlış. Çünkü aranızdaki o profesyonel ilişki, aranızdaki olması gereken mesafe, size olan saygınlığın kaybolmamasını ve işinize olan saygının devam etmesini sağlar. Bu, hizmet verdiğiniz insana kötülük değil, dolu konuşmanızı, dosyanın geleceği ve geçmişi hakkında konuşmanızı sağlar. Burası böyle. 3. Artık numara da söylemiyorum. Diğer bu konu, cezaevine elimiz nasıl dolu gideriz? Şöyle, bir kişi tutuklandıktan sonra yapılması gereken şeyler bellidir denir genelde. Ama yapılması gereken şeyler çoğu kere uygulama ezberciliğinden kaynaklı oluyor. Oysa teorik öğretilerinizi pratiğe doğrudan uygulamaya çalıştığınızda yeni birçok yol bulabiliyorsunuz. Tutukla itiraz ettiniz, o itiraza da red geldi, ona da itiraz ettiniz ve sonrasında bir şeyler yapılmıyor. Hayır, ceza hukuku bağlamında önünüze hukuku, mevzuatı açtığınızda başvuru yapacağınız birçok konu var aslında. Delillerin ikamesi, lehe delil toplanması, olay yerine gidilmesi, olay yerinde kroki, keşif, video çekilmesi, bunlarla ilgili yeni bir dilekçe yazılması, bu sulh ceza hakimliklerinin kararlarına, kesinleşen o kararlarına kanun yararına bozmaya gidilmesi, gerekçesiz kararlarla ilgili olarak Anayasa Mahkemesi'ne başvurulması ve gerekçesiz kararlarla yine ceza muhakemesi kanunu gereği tazminat başvurusu yapılması, yakalamaya itiraz, gözaltına itiraz, el koymaya itiraz, delillerin çürütülmesi ve hukuka aykırı delil itirazları, bunların hepsini topladığınızda soruşturma aşamasında 40'a yakın işlem mevcut. Bunları siz de ceza muhakemesi kanununu önüne koyacaksınız, anayasayı önünüze koyacaksınız, insan hakları sözleşmesini önünüze koyacaksınız. Hatta bununla da yetinmeyip Türkiye'nin taraf olduğu sözleşmeleri önünüze koyup bunlarla alakalı yeni bir şey bulabilir miyim diye düşünüp bunlarla alakalı yeni müracaat yolları, yeni dilekçeler, yeni başvurular yapacaksınız. Ve bunun her seferinde gittiğinizde müvekkilinize, bak senin için bugün bunu yaptı, senin için geçen hafta bunlar yapıldı, sana bir örneklerini bırakıyorum deyip sakin bir kafayla okumasını ve kendisi için tutmuş olduğu bir avukatın birçok şey yaptığını görecek. Zaten müvekkilimize şunu söylüyoruz. Ben avukatım, senin vekilinim, temsilcinim. Yani sen hukuku bilseydin, nelere müracaat edecek idiysen ben onları yapmakla mükellefim ve yapıyorum da. Bu bir checklist olarak dursun sizde ve hepsini tek tek yapın. Matbu dilekçe kullanmanızı tavsiye etmiyorum. İnsanın bakışını köreltiyor bu. Mevzuata bakıp sonrasında dilekçeler. Onunla alakalı ayrı bir yayın yapmayı düşünüyorum. Dilekçe yazımı bu sefer avukatlar için. Müvekkille konuşacağımız şey dosya. Eğer bu şekilde bakarsanız her ziyarete gitmeden evvel o müvekkilinizin dosyasıyla ilgili
yeni bir müracaat yapma gereği hissedersiniz. Ve bu süreç uzadıkça siz yeni yollar bulmak isteyeceksiniz. Bu sizin başarınızı ve alacağınız sonuçtaki sizin ağırlığınızın oranını artıracaktır. Yani tesadüfen talih olmuş, tesadüfen beraat etmiş insanla sevmek yerine gerçekten ben bu dosyaya çok emek verdim, çok delil gösterdim, çok müracaat yaptım, dosyaya dikkat çektim ve karşımdaki kamu görevlileri benim çok hassasiyetle çalıştığımı bildiği için bu dosyaya özellikle önem verdiler diye düşünüp mesleki tatmininizin daha yüksek olmasını sağlayacaksınız. Müvekkilinize de bir avukat gayretini, mesafeli, profesyonel, insani bir ihtiyacı varsa onu kendi şartları içerisinde olabildiğince yardımcı olmaya çalışarak ailesiyle ve müvekkiliyle işbirliği içerisinde o dosyaya çalışan bir insan olarak bir imaj yaratmanız gerekiyor. Yoksa gidip orada laf kalabalığı yapmak, sohbet edip dönmek avukatın işi değil. Onu müvekkilinizin ailesi yapıyor. Kimsesizdir, kimsesi yoktur. O insanla bir abi kardeş ilişkisine yine girmeyiniz ama daha çok insani yönünüzü ortaya çıkarabilirsiniz. Ama o hukukçu bakış açınızı kaybettiğiniz anda pasif, hiçbir şey yapmayan ve sadece müvekkilini hal hatır sormak için ziyaret eden bir avukat ve bir vatandaş konumuna düşersiniz. Oysa avukatın görevi hukuki destektir. Bir hukuk hizmeti sunmak istiyorsak o kişiye kanunlar çerçevesinde, uluslararası hukuk çerçevesinde verilecek tüm desteğin verilmesi gerekir. Ücretinizi fiyatlarken, belirlerken bunların hepsini göz önünde bulundurarak yapmanız, ya bir sürece fiyat biçmeniz veya bir aşama aşama fiyat biçmenizi tavsiye ederim. Ücret belirlemeyle ilgili ayrı bir yayın yapma gereği hasıl oluyor. Böylelikle bahsederken yeni konuların ortaya çıktığını da görüyorum. Şimdi diğer bir konuya geçelim. Müvekkilimizin ailesiyle nasıl bir iletişim kuracağız? Çoğu kere avukat ile ailesi, müvekkil ilişkisi haberci postacıya dönmeye başlıyor. Bu da çok doğru değil bence. Avukat cezaevine gidip ailesine devamlı bir haber götürme, getirme durumuna düşüyor ama biraz önce anlattığım tarzda yaptığınız bir avukatlık hizmetinde bu böyle olmaz. Siz süreci yöneten insan olursunuz ve inisiyatif alırsınız, sorumluluk alırsınız, önünüze kanun alırsınız, ilgilendiğiniz suçla alakalı kitaplar alırsınız ve okuduğunuz kararlardan, makalelerden yeni başvuru yolları, yeni yaklaşım tarzları belirlersiniz ve aile, müvekkilimizin ailesine bunları anlatırsınız. Orada da görüşme sürelerinin çok uzun olmaması gerekiyor. Neden? Çünkü o da dertleşmeye döner. Avukat bir mesaisi olan insandır. Kendi ailesi ve kendi arkadaş grubu vardır zaten. Müvekkillerle arkadaş, dost, abi kardeş ilişkisine girildiğinde hukukçuluk hizmetinin zaafa uğradığını düşünüyorum. Ve bunu pratikte de meslek büyüklerimizden de birçok kere görmüş bulunuyorum. Abi kardeş ilişkisinden ziyade gerçek anlamda bir hukuk hizmetini sunan ve gayretini insaniyetten değil hukukçuluktan yana kullanan ve bununla beraber insaniyet sunan birisi olmayı tercih ederim. Müvekkilimizin ailesine de brief vereceğiz tabii ki belli periyotlarda. Ve o briefler de 15 dakika 20 dakikayı aşmamalı. Çünkü o müvekkilinize harcayacağınız zamandan çalıyorsunuz. Ben müvekkillerime öyle diyorum. Yani senin için belirlediğim zamanı dertleşerek değil, senin için araştırarak, okuyarak, kendimi geliştirerek ve sana yeni müracaatlar yaparak harcıyorum. En nihayetinde bu sürece fiyat biçiyorsanız o sürecin karşılığındaki zaman bellidir. Örneğin bir dosyada 70 saat harcayacaksanız o 70 saatin 30 saatini sohbet ederek geçirmeyin. O 70 saatin 30 saatini sohbet etmek yerine o kişinin özgürlüğüne yeniden kavuşması için müracaat yolları araştırarak, yaparak, bunu bizzat pratik uygulayarak geçirdiğinizde o kişinin özgürlüğüne kavuşması çok daha mümkün olacaktır. Şimdi aileyle olan iletişim de müvekkille olan iletişim gibi
daha kısıtlı bir zaman ama dolu bir zaman olmalı. Zamanımızı daha çok hukuki hizmeti vermeye odaklanabiliriz. Çünkü işin toplantı ve görüşme kısmının uzun olması kaliteyi düşürür. Çünkü fakültede de öğretilen oydu bize. Yani dilekçeleriniz uzunsa, sınav kağıtlarınız çok uzunsa aslında bilmediğiniz ortaya çıkıyor. O yüzden görüşmeleriniz kısa olduğu müddetçe aslında dolu iş yapıyorsunuz. O 20 dakikada yaptığınız müracaatları ve bunların niteliklerini anlatırsınız. O zaman daha kaliteli bir hizmet sunduğunuz ve böyle bir hizmet aldığı psikolojisini de müvekkilize verirsiniz. Olması gereken de budur. İnsanlar size ödeme yapıyorlar. Her ne kadar camiamızda işte hakkın bedeli olmaz, işte avukatın fiyatı tartışılmaz denilse de bu bence tamamen yanlış bir bakış açısı. Bir hukuk hizmeti sunuyoruz. Adı üzerinde kanunla düzenlenmiş bir ücret politikamız var. Yani bir ücret sözleşmesi yazıyor kanunumuzda. Bunlar kanunlarımıza da girmiş, etik kurallara da girmiş. Ve Baron'un yayınladığı tarifeler de var. Ve bal gibi de bizim meslekte her meslektaşımız, her o demeyelim ona, çok büyük orandaki meslektaşımız pazarlık yapıyor. Bu var. Sonuçta sizden insanlar hizmet alıyor ve bu işin ücret kısmı konuşuluyor. Olması gereken şey, ücretinizi belirlerken ayıracağınız süreci düşünmek ve o süreci tasarruflu kullanmak, tüm dava sürecine tasarruflu nüfuz etmek. Aileyle olan iletişimi de bu şekilde açıklamış olduk. Peki, tutuklu bir dosyada müvekkille yazılı iletişim. Arkadaşlar, en az yapılan şey bu. Müvekkilinizle mektuplaşabilirsiniz. Sayın Ahmet, senin için bu hafta bunları yaptık. Yeni yasa tasarıları seni kapsamıyor. Bunlar şununla alakalı, şu suçları kapsıyor. Bilgine sunuyorum diye. Yazın, gönderin. Çok memnun olacaktır. Çünkü yazılı bir şey geçiyor eline. Onu okuduğunda eğitim alıyor, sizden bilgi alıyor. Müvekkilinizi eğitiyorsunuz. Kendiniz de takip ediyorsunuz süreçleri, mevzuatı, gelişmeleri. Ben müvekkilim hep diyorum, bana mektup yaz, gönder. Çünkü görüşmeler en az, ya en çok, en sık 2 haftada bir olabilir. Her hafta gidemezsiniz müvekkilinizin yanına. Müvekkilinizin yaptığınız çok ziyaret de kaliteyi düşürür. O kadar ziyaret yapıp zamanı bu şekilde israf edeceğinize 3 haftada bir gidin, ama 3 haftada her hafta 2 müracaat yapın eğer tutukluysa. Ve eliniz bir dolu klasörle gidin oraya ve teslim edin, okusun. Çünkü müvekkiliniz mahkemede savunmayı kendisi yapacak. Dolayısıyla savunmayı kendisi yapacak olan müvekkilinize belli başlı hukuki bakış açısını kazandırmanız gerekir. Bu da onunla yazışarak olur. Ona yazdığınız dilekçelerin örneklerini kargoyla yollayarak olur. Mektuplaşarak olur. Size sorular sormasını teşvik ederek olur. Aradaki kontağı geliştirir. Zaman tasarrufu sağlar ve acil konularda şuraya faks çekebileceğini de anlatırsanız vekiliniz kendisini daha güvende hisseder hukuksal olarak. Bu yazışma yöntemi çok efektif oluyor, onu söyleyeyim. Ama duruşunuzu yine bozmamanız gerekiyor. Dertleşecek insan değilsiniz. Siz hukukçusunuz. O insanla olan bağınız, iletişiminiz odur. Yakınınıza avukatlık yaptığınız zaman bu forma bürünüp hizmetinizi tamamladıktan sonra yine eski formunuza geri dönebilirsiniz. Bu kaliteli hizmet için olmazsa olmaz unsurlardan biri. Şimdi yazışmayı da anlattık. Yazışmayla alakalı ve cezaevinin içerisiyle alakalı kuralları 5271 sayılı Ceza İnfaz Kanunu, daha uzun bir ismi var onun. O kanundan avukat görüşme kuralları, tutuklunun hakları ve yazışma, faks, telgraf, bunların hepsini o kanun içerisinde, kanunu önünüze alıp öğrenebilirsiniz. Hatta o kanundan bir hakkınızı öğrenip hemen uygulayabilirsiniz.
Ben büyük bir zarfın içerisine müvekkile mektubu koyuyorum. İçine ona göndermek istediğim dosyayla ilgili belgeleri koyuyorum. Ve cezaevine üst yazı koyuyorum. İşte ceza Silivri 3 No'lu Ceza İnfaz Kurumu'na. İşte konu müvekkile gönderilen belgeler. İşte iş bu belgeler 5271 sayılı Ceza İnfaz Kanunu'nun ilgili maddesi gereği diyeyim. Avukat müvekkil yazışması arasında sayılıp bu yazışmalar mektup komisyonunun incelemesine tabi değildir. İncelenmeksizin avukat müvekkil yazışması kapsamında bu belgelerin ivedilikle müvekkile teslimini talep ederim diyorum ve zarfın üzerine de kocaman avukat müvekkil yazışması 5271 sayılı kanun madde şu yazıyorum ve bunu iadeli taahhüt olarak cezaevine gönderiyorum. Ne yaptık? Müvekkilimizin onu takip eden, onu besleyen, ona bilgi veren, onun yanında olan ve bunu somut olarak ortaya bir kağıt belge olarak koyan ve cezaevi yönetimine de bunu gösteren ve yazışma yapan ve duruşuyla hukukçu bakış açısını değiştirmeyen bir avukat izlenimi yarattık. Her zaman saygınlık doğuran bir şeydir. Bunu da kenara yazalım. Bununla alakalı bilgiler Ceza İnfaz Kanunu ve Ceza İnfaz Kanunu'na bağlı yönetmelik var. Herhangi bir kanunu aldığınızda onun ilgili yönetmeliğini Google'da hatta şey yazabilirsiniz. Ceza İnfaz Kanunu yönetmelik yazdığınızda o da şimdi hatırladım ziyaretçi yönetmeliği yönetmeliğinde bununla alakalı işinize yarayacak avukat müvekkil arasındaki ilişkileri düzenleyen bilgiler mevcut. Bunları cezaevinin sayfasından değil direkt kanundan bulunuz ve o kanuna dayanarak daha önceki dilekçe hakkının kullanımındaki videodaki mantıkla kuruma yazınız. Bunlar sizin elinizi güçlü kılan şeylerdir ve müvekkilinize en efektif yardımı da bu şekilde yapabilirsiniz. Sık gitmek ziyade 2 haftada bir, 3 haftada bir gidip arada da bu şekilde mektuplaşarak, yazışarak aradaki ilişkiyi devamlı dik tutma. Bunu da geçtik arkadaşlar. Sıradaki ne olabilir? Müvekkile gittiğimizde bir şey vermeli miyiz? Hayır, vermenize gerek yok. Kargoyla da gönderebilirsiniz. Çünkü oraya verdiğinizin teslim edilip edilmediğini bilemiyorsunuz. Ama gittiğinizde verdiğinizde çoğu kere teslim ediliyor. Sadece güvenli olmayabilir diyorum. Verdiğiniz kaybolabiliyor. Vermeyi unutuyorlar. Bankonun altında kalıyor. İlla ki ben evden teslim edeceğim diyorsanız oradaki girişte atıyorum 3 No'dan bahsediyorum. 3 No'nun girişindeki o bankoya bunlar müvekkile teslim edilecek yazıp üzerine de koğuş numarasını, ismini, soy ismini yazarsanız teslim edilir. Çünkü orada görüştüğünüz memurla onu teslim edecek memur farklı oluyor. Her zaman üzerine tüm bilgileri not olarak yazın bu tür durumlarda. Devlet dairelerinde bir memurun yaptığını öbürü bilmediği için her şeyi açık net olarak yazmak lazım. Belge teslimi de bu şekilde. Cezaevi yönetimiyle ilişki şöyle. Arkadaşlar elinizdeki her şeyi bırakın. Arabanız varsa her şeyi arabaya bırakın. Sadece kalem, kağıt, dosya, kitap. Ben bazen kitapla gidiyorum. Oradan birkaç madde üzerinden müvekkile bilgi veriyorum. Onunla görüşmemdeki o 25-30 dakikanın 10 dakikasını bak böyle bir kararda böyle denilmiş. Senin olayını da böyle bu yoldan ilerleyeceğiz gibi teorik bilgi de veriyorum. Yani eğitmek lazım müvekkilimizi hukuki anlamda. Bunu böyle geçtik. Metal eşyaları, elektronik eşyaları kesinlikle bulundurmayın. Eğer arabayla gitmiyorsanız her şeyi bir çantanın içine koyup o çantayı da yanınızda kilit götürün. Bazı yerlerde kilit istiyorlar. Kilitli dolaba koyuyorsunuz. Çıktığınızda aynı dolaptan alıyorsunuz. Elinizde dediğim gibi kalem, kağıt, dosya, kitap. Bunun dışında hiçbir şey götürmeyin. Ben saatimi dahi almıyorum yanıma. Bir kere kulaklık yüzünden ve kullanmadığım telefon çantamda olduğu için ağır cezada yargılanmak zorunda kaldım. Ve birçok avukat bu noktada aynı sorunu yaşıyor. Ağır cezada yargılananlar çoktur ama sehven olduğu ve avukatın böyle bir şey bilerek yapmayacağı sebebiyle beraat kararları veriyor. Ama bilemezsiniz. Dosyayı iyi okumayan bir yargı mercine denk gelirseniz sıkıntı yaşayabilirsiniz. O yüzden o topa hiç girmeyin.
Her şeyi ya arabada ya da kilit götürmek suretiyle yanınızda. Orada da uğraşmayın. Kilidi dolapta bulundurabilirsiniz. Cezaevi yönetimiyle de şöyle. Kurumun içerisinde dilekçe vermek yerine, orada sürünmek yerine, muhatap bulmak yerine, orada zamanınızı israf etmek yerine, ki bence hayattaki en büyük israf odur. Oraya da iadeli taahhütlü mektup artı cezaevi hangi savcılığa bağlıysa o savcılığa dilekçe vermek suretiyle olur. Silivri Bakırköy cezaevine bağlı. Metris sanıyorum o da Bakırköy cezaevine bağlı. Yani cezaevi savcılığı diye bir şey var. Yani cezaevindeki bir takım taleplerle ilgili savcılık Silivri savcılığı değil Bakırköy savcılığı. O yüzden taleplerinizi Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına gönderebilirsiniz. Ceza Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü'ne gönderebilirsiniz. Hangi cezaevinde yatıyorsa o cezaevine iadeli taahhütlü mektupla, faksla, e-postayla. E-posta her zaman diyorum doğruluğu tartışılır oluyor. İmzasız bir belge olduğundan garanti olsun diye sadece ekstradan yapılması gereken bir şey. KEP adresi varsa oraya gönderebilirsiniz ama. Ama kurumlara gönderdiğim KEP adreslerine gönderdiklerinden sonuç alamıyorum. Sanıyorum bakmıyorlar. Fax hala işlevsel, bunu söylemek lazım. Bulut Fax'ı yazarsanız internete, Bulut Fax hizmeti sunan firmalar var. Onları kullanabilirsiniz. Veya dışarıdan sanal olarak yani büfelerden de gönderebilirsiniz. Ama online fax mümkün. Daha önce yaptım. Birkaç firma var. Onlar aracılığıyla fax gönderebiliyorsunuz. Size numara atanıyor. Onları da ayrıca bir gün ekran kaydı yapıp çekerim size. Bu şekilde kurumla olan iletişimimiz de kurum içerisinde sürünerek değil yine vakarımızı, ciddiyetimizi koruyarak yazışarak olacaktır arkadaşlar. Acil konularda fax ve hemen savcılığa müracaat ve şikayet yollarını kullanmak suretiyle olabilir. Şimdi kurumla iletişim, müvekkil, müvekkilin ailesi ve dosyayla olan iletişimimiz, yapılması gerekenleri listeledik ve konumuz burada sona eriyor. Vaktin önemli olması sebebiyle bu cezaevinden dönüş yolunu sizlere bu şekilde yayın yaparak, ders yaparak kıymetlendirmiş oluyorum aslında. Çünkü bu yazılmayan, çizilmeyen, bence kasten yazılıp çizilmeyen olayın bu kısmı, mesleğin bu örtülü kısmı, bizi kaygı yapan, nasıl yapacağım ben, nasıl gideceğim, nasıl edeceğim diye kıvranmamıza sebep olan bu yönlerini anlatmak benim için de keyifli. Çünkü avukatlık cübbesini giyen, avukat kimliği taşıyan, hak arama hürriyetinin zorunlu bir şartı olan avukat meslektaşlarımızın donanımlı olması bu ülkenin aydınlığa kavuşması için en önemli unsurlardan biridir. Ben de bu mesleği yaptığım için bu ülkeye en büyük faydam yine kendi mesleğimdeki meslektaşlarımın en iyi şekilde yetişmesine olan katkımla olur. Herkes kendi evinin önünü temizlesin. Benim evim, mesleğim, evimin önü de meslektaşlarım. Ben meslektaşlarıma faydalı olmayı kendime görebiliyorum. Bu derslerde bu yüzden yapılıyor. Umuyorum ki daha tecrübeli olanlar, daha bilgili olanlar, bu konuda doktora yapmış, yüksek lisans yapmış, sahada tecrübe yapmış meslektaşların bu şekilde sizlere yol gösterici olacağına inanıyorum. Bu çağ dijital bir çağ. Bir telefon ile birçok insana faydalı olabiliyoruz. Bu nedenle sizlerin de bu dersleri dinleyerek ve ekstradan araştırarak, okuyarak her seferinde önünüze o kanunları, mevzuatları, teoriyi alarak ve bunda 20 yıllık avukat bile olsanız bunu yapmaktan geri durmadan mesleği bu şekilde icra ederek daha donanımlı, daha kaliteli ve daha efektif, hak arama hürriyetine daha çok katkıda bulunan şekilde mesleği icra etmenizi dilerim. Bunlar bizim 10 yılda öğrendiklerimizi
sizin 3 yılda öğrenmenizi sağlamak içindir. Tecrübe, olgunluk gibi şeyler tabii ki önemli ama bilgiyle donanmamış bir tecrübe her zaman tesadüflere matuftur ve tesadüflerle gelen başarı sınırsız değildir. Bir yerde tökezlemek zorunda kalırsınız. O yüzden profesyonel bakış, mesafeli bakış, donanımlı bakış, bilgiye dayalı, bilime dayalı bakış açısı benim felsefemdir. Yıllar içerisinde okuyarak, edinerek, pratik yaparak öğrendiklerimi de aktarmaktan memnuniyet duyuyorum. İyi akşamlar diliyorum.